Ve dediğimiz gibi bu çocukların psikolojileri çok önemli. Hele sınav döneminde velilere ve eğitim sistemine çok daha fazla rol düşüyor. Maalesef demek kesinlikle tarzım değil. Sonuçta çocuklar yeni şeylere de adapte olmak zorundalar ama onların sınav dönemlerine böyle bir dönemin gelmesini hani iyiye çevirebilirlerse evde oturduklarına test çözüp belki tekil olduklarında daha iyi kullanabilmişlerdir ama psikolojileri burada çok önemli. Mutlularsa ne güzel ama aileler açısından da bir nefes molası olmuştur. Çok teşekkür ediyorum Melis Bakan Göze'de. Şimdi İlayda Ayçiçek'e gidiyorum. O da AVM'lerle ilgili bana açıklayacakları var. İlayda söz sende. Beste Uyanık 17 günlük tam kapanmanın ardından bugün pek çok sektör yeniden işbaşı yaptı. AVM'lerde kapılarını açmaya hazırlanıyorlar. Kapılar aslında yarım açıldı diyebiliriz şu an. Çünkü yalnızca AVM çalışanları, AVM personelleri giriş yapmaya başladı. Onlar AVM'deki mesailerine başlıyorlar. Ancak AVM'yi ziyaret etmek isteyenler için kapılar 10'da açılacak. Bizler buraya 8.30'da geldik. Kameraman arkadaşım Kemal Yılmaz'la birlikte ve hazırlıkları görüntüledik. Yerlere sosyal mesafe işaretleri tekrar yerleştirildi AVM'lerde. Bugün ilk gün olacak kapanma sonrası. Bu nedenle de son hazırlıklarını gerçekleştirdiler. Son hazırlıklarını tamamladılar. Hemen şöyle girişte neler karşılayacak bize onu göstermek istiyorum. Önceden HES kodlarını burada görevli personel kontrol ediyordu ama artık HES kodlarını burada makineler aracılığıyla kontrollerini sağlıyorsunuz. Risksizdir yazısını gördükten sonra içeriye giriyorsunuz. Aslında bu yöntem hem personeller için güvenli hem de içeriye girecek insanlar, AVM'yi ziyaret edecek insanlar için güvenli. Ardından X-ray cihazlarından geçiş yapıyorsunuz. X-ray cihazları da artık eskisi gibi düz ve renk gri değiller. Üzerlerinde sosyal mesafe, maske uyarıları var. Alışveriş merkezinde girişte uyulması gereken kurallar anlatılıyor hemen baktığımız zaman. Dediğimiz gibi AVM'lerde kapılar açıldı ama şu an için personeller için açıldı. Personeller AVM'lere giriş yapmaya başladılar. Ziyaretçilerin girişi ise saat 10'da olacak. AVM'ler akşam saat 8'e kadar açılacak. Şimdi hemen yanımızda AVM'nin yönetim direktörü Oğuz Isıgöllü var. Efendim biz biraz anlattık. 17 gün sonra ilk müşterilerinizi, ilk ziyaretçilerinizi ağırlayacaksınız. Neler düşünüyorsunuz? Evet, 17 gün kapalı kaldıktan sonra bugün itibariyle tekrar ziyaretçilerimizi ağırlamaya başlıyoruz. 17 gün boyunca sadece online satış yapan işletmeler, marketler ve eczaneler faaliyetteydi kısıtlı saatlerde. Bugünden itibaren sabah 10, akşam 20 arası alışveriş merkezleri açık durumda. Tabii gene kısıtlı olan bölümler var, sinema, eğlence gibi. Bunlar tahmin ediyorum Haziran başına kadar kısıtlı olmaya devam edecekler. Tedbirler yine eskisi gibi devam ediyor. HES kodu sorgulama, ateş ölçümü. Şimdi biz görüyoruz son temizlikler de yapılıyor ziyaretçiler öncesinde. Başka hangi tedbirler alındı? Aslında en önemli tedbirler ateş ölçümü ve HES koduyla içeriye kabul edilmeleri ve belirli kapasite oranında ziyaretçi alınmasıyla başlıyor. Mağaza içlerinde de aynı şekilde kapasiteler kısıtlı olduğu için belli metrekarelere sadece belli sayıda insanlar alınıyor. Mümkün olduğu kadar içerideki sirkülasyon alanlarında karşı karşıya gelmemeleri ziyaretçilerin sağlanmaya çalışılıyor yönlendirmelerle. Hem sesli hem yazılı uyarılarla. İlayda. Yaş kısıtlamaları kalkmış oldu. Aslında 18 yaş altı kısıtlaması bu bizim için çok önemliydi. Buyurun efendim. Bir sorum var. Şimdi içeride açık olan yerlerle ilgili. Buyurun. İçeride açık olan yerlerle ilgili. Şimdi dükkanlar açık, yeme yerleri gelal yapıyorlar değil mi? Sabahleyin erken saatlerden akşama kadar gelal ve paket yapacak değil mi? İçeride açık mı yemek yerleri? Ya yani insanlar daha çok sadece dükkan gezmek için de eninde sonunda ortak bir şey... Ortak yeme içme alanlarını hemen Oğuz Bey'e yöneltelim evet, evet, bu lütfen. Soruyu. Oğuz Bey, AVM'lerde yemek katları var, ortak yeme içme alanları var. Burada oturup yeme imkanı bulabilecek mi ziyaretçiler yoksa diğer restoranlarda olduğu gibi gelal ve paket servis mi uygulanacak? Evet, gel al götür ve paket servis şeklinde ay sonuna kadar hizmet verecekler. Oturmak şu an olmayacak. Aslında AVM dışındaki kafe restoranlarla aynı şekilde kısıtlamalar devam ediyor. Ay sonunda tahmin ediyorum vaka sayılarını da takip ederek bu önlemlerin tamamen geri alınacağını ve eski normale yakın süreçlerin başlayacağını düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ederim.
teşekkür ederiz Oğuz Bey. AVM'ler hazırlıklarını tamamladılar. Son temizlikler yapılıyor. İşaretler yerleştirildi. Saat 10 itibariyle kapılar ziyaretçiler için hazırlanacak diyelim ve tekrar size stüdyoya dönelim. Teşekkür ediyorum muhabirlerimize AVM'lerden, trafikten ve okuldan bize çok değerli bilgilerini verdiler. Elif Yavuz'a, Melis Bakangöz'e ve İlayda Ayçiçek'e çok teşekkür ediyorum. Şimdi konuklarımla konuşmaya başlayalım.